Evet arkadaşlar 13. soru. Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyinde ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar oluşuyor. Ardışık iki aydınlık saçak arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir demiş. Yani ardışık iki aydınlık saçak demek saçak genişliği demekti. Saçak genişliğine Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Delta x leylam dön demiştik değil mi? Leylam d çarpı n. Işık ışık kaynağı ile yarık düzlemi arasındaki uzaklık. Bak burası tehlikeli bir ifade. Şöyle çift yarık çizecek olursam arkadaşlar. Çift yarık çizecek olursam. ışık kaynağının ekranı olan uzaklığı burasıdır. Buraya bağlı değildir. A seçeneği. Yarıklar arasındaki uzaklığa yani yarıklar arasındaki uzaklığı D'ye bağlı arkadaşlar. Bu D demektir. Yarık düzlemi ile ekran arasındaki uzaklığı. Yarık düzlemi ile ekran arasındaki uzaklık şurası. L demektir. L'ye L bağlı. Kullanılan ışın dalga boyu lambda'ya bağlı. Lambda demektir arkadaşlar. Yarık ile ekran arasındaki ortamın kırıcılık indisi yani en kırılma indisine de bağlıdır. A şıkkına bu ışık kaynağı fantı olan uzaklığına bağlı değil fantın perdeye olan uzaklığına bağlıdır. Oraya dikkat edelim. Cevap A'dır.